Merhaba. Bu videomuzda sizlerle birlikte Wallen model fiilini çalışacağız. Önce yine bir fiile bakalım. Ich will, du willst, sie wollen, er, sie oder es will, wir wollen, ihr wollt, sie wollen. Daha önce birlikte Möchten model fiilini çalışmıştık ve model fiillerde birinci tekil şahıs yani ich ve üçüncü tekil şahıs aynı şekilde çekim aldığını söylemiştik. Burada da yine aynı durum var. Ich will, er will, er willst diye bir şey söylemiyoruz. Ich will, du willst, er will ama çoğullarda yani biz, siz, onlarda birinci çoğul şahıs, ikinci çoğul şahıs, üçüncü çoğul şahıslarda normal wollen kökten yola çıkıyoruz. Wir wollen, ihr wollt, sie wollen şeklinde çekim yapıyoruz. Wollen, möchten arasında büyük bir fark yoktur. Daha önce möchten'i birlikte görmüştük ve wollen arasında çok büyük fark yoktur. Türkçe düşündüğümüz zaman was willst du, ne istiyorsun? Was möchtest du, yine ne istiyorsun anlamına gelir. Ancak wollen, möchten'a göre daha katilik, daha kesinlik gösterir. Was möchtest du dediğimiz zaman içinde ne arzu edersin yani arzu ve istek kalıbı da vardır. Burada ise daha çok ne istiyorsun, kesinlik vardır. Ich will eine Cola, bir kola istiyorum. Eine Cola bitte, bir kola lütfen. Willst du einen Kaffee, kahve ister misin, kahve istiyor musun? Unutmuyoruz, Almanca'da geniş zaman kavramı yok. Dolayısıyla burada biz Willst du einen Kaffee metne göre burada kahve istiyor musun ya da ister misin olduğunu kendimiz çıkaracağız. Ya ich will einen Kaffee. Evet istiyorum. Ya gerne, memnuniyetle. Ya bitte. Evet lütfen. Nein danke. Hayır, teşekkür ederim. Cümlelerimize bakıyoruz. Ich fahre nach Ankara. Ben Ankara'ya gidiyorum. Peki Ankara'ya gitmek istiyorum dediğimiz zaman yine Ich will nach Ankara fahren. Burada tabii ki Ich möchte nach Ankara fahren diyebiliriz. Dediğim gibi Ankara'ya gitmek istiyorum bir arzu istek de olabilir. Ich will nach Ankara fahren burada ha kesinlik gösteriyor. Yani bir yerde bir gelecek zaman anlamı taşıyor. Bu cümleyi kim kullanıyor? Bir kişi bavullarını hazırlamış. Ich will nach Ankara fahren diyor. Veya bilet almaya gidiyor. Ich will nach Ankara fahren diyor. Çünkü artık gitmeye karar vermiş ve gidecek. Evet. Ich schlafe. Ben uyuyorum. Ich will jetzt schlafen. Ben şimdi uyumak istiyorum. Ich höre Musik. Ben müzik dinliyorum. Ich will jetzt Musik hören. Ben şimdi müzik dinlemek istiyorum. Yine daha önceki günlerde gördüğümüz möchten modal fiilini kullanırken uyguladığımız kurallar burası için de aynı şekilde geçerli. Yani wollen modal fiilini kullanacağımız zaman cümlenin fiili hiç çekim almadan master halde cümlenin sonuna gelir. Çekimi wollen alır. Burada ich değil de eğer olsaydı yine er will nach Ankara fahren. Biz gitmek istiyoruz deseydik wir wollen nach Ankara fahren şeklinde cümlemizi kuracaktık. Ich mache meine Hausaufgaben. Ben ödevlerimi yapıyorum. Ödevlerimi yapmak istiyorum. Ich will meine Hausaufgaben machen. Ich komme nicht. Gelmiyorum. Ich will nicht kommen. Gelmek istemiyorum. O zaman yine ne yapıyoruz? Cümlenin fiili çekim almadan cümlenin sonunda Ich will nicht kommen. Wir besuchen dich. Biz seni, dich senin demektir, ziyaret ediyoruz. Seni ziyaret etmek istiyoruz derken ise fiil çekim almadan cümlenin sonunda Wir wollen dich besuchen. Peter arbeitet. Peter çalışıyor. Peter will arbeiten. Peter çalışmak istiyor. Evet.
Peter arbeitet nicht, Peter çalışmıyor, Peter will nicht arbeiten, Peter çalışmak istemiyor. Tekrar edelim arkadaşlar. Burada dikkat edeceğimiz husus, cümlenin fiili cümlenin sonuna çekim almadan gelir. Machen, arbeiten, kommen, lachen, essen gibi ve çekim modal fiildir. Yani, evet, ich will meine Hausaufgaben machen, ich will nicht kommen, wir wollen dich besuchen, Peter will arbeiten, Peter will nicht arbeiten. Ayrılabilen fiillerde bir duruma bakalım. Önce ayrılabilen fiilleri bir hatırlayalım. Einkaufen, anrufen, vorbereiten, anziehen, einladen ve benzeri. Ayrılabilen fiillerin en büyük özelliği neydi? Normal cümlelerde fiilin ön ekini alıp cümlenin sonuna koyuyorduk. Fiil aynı yazılıyordu. Ich lade meine Mutter zum Essen ein. Einladen. Ich lade meine Mutter zum Essen ein. Annemi yemeğe davet ediyor. Davet etmek istiyorum dediğimiz zaman ise ich will meine Mutter zum Essen einladen. Görüldüğü gibi cümlenin fiili çekim almadan master halde cümlenin sonuna geldi. Ich kaufe heute ein. Bugün alışveriş yapıyorum. Ich will heute einkaufen. Bugün alışveriş yapmak istiyorum. Meine Mutter bereitet das Essen vor. Vorbereiten, hazırlamak. Annem yemeği hazırlıyor. Meine Mutter will das Essen vorbereiten. Annem yemeği hazırlamak istiyor. Ich rufe heute Abend meine Freundin an. Ben bu akşam kız arkadaşımı arıyorum. Buradaki arama telefonla arama. Ich will heute Abend meine Freundin anrufen. Ben bu akşam kız arkadaşımı aramak istiyorum. Ich ziehe heute Abend meine blaue Jacke an. Ben bu akşam mavi ceketimi giyiyorum. Ich will heute Abend meine blaue Jacke anziehen. Bu akşam mavi ceketimi giymek istiyorum. W fragen. Almanca'da W ile başlayan sorularımız vardı. Türkçe'de bunlar bakın dikkatinizi çekerse ne, nerede, was, wo. Türkçe'de N harfleriyle başlar, Almanca'da W harfleriyle başlar. Was machst du heute? Bugün ne yapıyorsun? Fiilimizi cümlenin sonuna çekim almadan bırakıyoruz. Ve çekim wollen fiilinde. Was willst du heute machen? Wen rufst du an? Kimi arıyorsun? Fiil sonda çekim almıyor. Wen willst du anrufen? Kimi aramak istiyorsun? Womit fährst du nach Ankara? Ne ile gidiyorsun? Ankara'ya ne ile gidiyorsun? Womit willst du nach Ankara fahren? Ankara'ya neyle gitmek istiyorsun? Mit wem sprichst du? Kimle, kiminle konuşuyorsun? Mit wem willst du sprechen? Kimle konuşmak istiyorsun? Machst du deine Hausaufgaben? Ödevlerini yapıyor musun? Diğer soru şeklimize geldik arkadaşlar. Fiili başa alarak bu tür soru şeklinde ne önemliydi? Onay bekleyen soru cümleleri, red bekleyen bu tür sorularda ne yapıyoruz? Ya ve nein'la cevap veriyoruz. Machst du deine Hausaufgaben? Ödevlerini yapıyor musun? Ne yapıyoruz şimdi wollen kullanacağımız zaman? Machen fiilini çekim almadan cümlenin sonuna atıyoruz. Willst du deine Hausaufgaben machen? Ödevlerini yapmak istiyor musun? Trinkst du einen Kaffee? Kahve içiyor musun? Ya da içer misin? Willst du einen Kaffee trinken? Kahve içmek ister misin? Siehst du deine Jacke an? Ceketini giyiyor musun? Willst du deine Jacke anziehen? Ceketini giymek istiyor musun?
Besuchst du mich? Beni ziyaret ediyor musun? Willst du mich besuchen? Beni ziyaret etmek istiyor musun? Lebst du in Antalya? Antalya'da mı yaşıyorsun? Willst du in Antalya leben? Antalya'da yaşamak istiyor musun? Son sayfamızda yine arkadaşlar karmaşık cümlelerle bir çalışma yapacağız. Burada ben tekrar hatırlatmak istiyorum. Önemli bir konu çünkü. Wollen ve möchten Türkçe'de aynı. Çünkü wollen de istemek, möchten de istemek. Ancak Almanca konuşurken möchten de kesinlik %100 değildir. Arzu ve istek vardır içinde. Yani bir çay istiyorum fakat içmeyi arzu ediyorum gibi düşünebilirsiniz. Ama wollen ise istiyorum. Daha katı, daha kesin ifadelerde kullanacağız. Wir wollen ins Kino gehen. Wir wollen ins Kino gehen. Er will dir helfen. O sana yardım etmek istiyor. Ich will mitkommen. Ben gelmek istiyorum ya da ben de gelmek istiyorum. Ich will ein Auto kaufen. Araba almak istiyorum. Wir wollen nicht früh aufstehen. Biz erken kalkmak istemiyoruz. Wir wollen nicht früh aufstehen. Ich will meinen Freund besuchen. Arkadaşımı ziyaret etmek istiyorum. Ich will einen Deutschkurs machen. Almanca kursuna gitmek istiyorum. Ich will dich zum Essen einladen. Seni yemeğe davet etmek istiyorum. Wollen Sie die Stadt besichtigen? Şehri görmek istiyor musunuz? Şehri gezmek istiyor musunuz? Wollt ihr im Hotel übernachten? Otelde mi gecelemek istiyorsunuz? Evet, übernachten fiili gecelemek. Willst du auch mitkommen? Sen de gelmek istiyor musun? Wann willst du kommen? Ne zaman gelmek istiyorsun? Wie viel Uhr willst du gehen? Saat kaçta gitmek istiyorsun? Mit wem wollen Sie sprechen? Kimle konuşmak istiyorsunuz? Son defa hatırlatmakta fayda var arkadaşlar. Wollen modal fiilini kullandığımız zaman bu tabii ki möchten için de geçerli. Daha önce gördük. İleride de müssen, dürfen modal fiillerini göreceğiz. Cümle yapımız değişiyor. Cümlenin fiili çekim almadan cümlenin sonuna geliyor ve kişiden sonra, özneden sonra mutlaka wollen fiili çekim alarak geliyor. Daha önceki möchten modal fiilinde hatırlattığım gibi sizlerden beklentimiz bu tarz çalışmaları çoğaltmak, bildiğiniz kelimeleri burada kullanmak, bildiğiniz fiilleri kullanmak ve bu kalıbı da, bu grameri de alışkanlık halinde getirmek. Sizlere yine çalışmanızda kolaylıklar diliyorum arkadaşlar. Kolay gelsin.